Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Hatta ben lastiğini başladım. Şöyle şimdi üzerine modelimizi kurabiliriz. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir parça lastik yaptım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Bu modelde ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Benim şu anda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle yaptığım lastiğin üzerine modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Lastiğimizin ön yüzündeyiz. Modelin birinci sıra ön yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Burada artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Sola doğru. Devamındaki 3 ilmeği de düz ördüm. Burada düz olarak 5 ilmeğimiz vardı. İkisini başta kestim. Diğer 3'ünü düz ördüm. Kesme işleminden önce de artırmayı yaptım. Bunu unutmayalım. Buraya kadar bir model. 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördükten sonra bir kez şöyle artırma yapalım. Şişime doladım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonrasında 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Kenarda 2 ters ilmek. Sıra başında 2 ters ilmekle başlamıştım. Sıra sonunda da bitirdim. Artı 4 ilmek eklememin sebebi bu arkadaşlar. İkişer tane kenar ilmeğe, iki de bu sıra sonunda şöyle ters örgümüz olması için artı 4 ilmek eklemiştik. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz. Yine düz olarak örüyorum. Bakın 2 ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın zaten ters. Onları ters ördüm. Bu artırma yaptığım şu ajur ilmeğimi de yine ters ördüm. 5 ters oldu toplamda. 2 düz, 5 ters. 2 düz, yani düzleri düz ördüm. Tersleri ters örüyorum. 5 ters oluyor. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örelim. Bu terslerde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters olarak devam ediyoruz bütün örgümüzde. Şimdi sıradaki şu 5 tane düz ilmeğimiz var. Bakın. Önce şu ajurlu olan ilmeğimi ördüm. Düz olarak ördüm. Daha sonrasında bir kez doladım. Şöyle artırma yaptım. Burada kesme işlem yaptığımız ilmeğimize geldik. Bir sonraki ilmekle aldım. Yine ikisini bir düz örerek kestim. Önce artırdım. Sonra kesme işlemi yaptım. Kalan 2 düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamladım. 2 düz ters ilmek ördüm.
Bir düz ilmek ördük. Şu ajurluyu örelim önce. Daha sonra bir kez dolayalım. Ve kestiğimiz ilmeğe gelince yine bunda kesme işlemi yapıyoruz. Arkasındakiyle beraber aldım ve düz ördüm. 2 düz ilmek. 2 de kenarda ters ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Burada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlemimiz yok. Şekillendirme olarak yani. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 5 ters ilmek. Şu şekilde 5 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek, 5 ters ilmek. Kenarda 2 düzümüz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ters ilmeğim. Şu 5 düz ilmeğe geldiğimizde önce 2 tanesini örüyorum. 1, 2. Baştan 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra bir kez artırma yaptım. Şu kesme işlemi yaptığımız düz ilmeği yine keserek devam ediyorum. Arkasındaki ilmeği de aldım. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Burada kaldı 1 düz ilmeğimiz. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu burada. 2 ters ilmek. 2 düz örelim önce. Şu kesme yaptığımız işleme geldik. 1 artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi 1 yine düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 1 düz ilmek, 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. 2 düz, 6, pardon 5 ters. Ben 6 dedim herhalde diğer sırada. Yanlış oldu. 5 tersimiz var. 2 düz, 5 ters ilmeğimiz. 2 düz, 5 ters ilmek. Örerek devam edelim. 2 düz kenar ilmeğimi de ördüm. Pardon. Evet, 6. sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek, 1 2 ilmek ters ördüm. Daha sonraki 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Bakın 2 ters düz ilmeğim kaldı. Onu da ikisini 1 alarak şöyle kestim. 2 ters ilmek. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 1 doladım. Daha sonra kalan 2 ilmeğimi de düz örerek yine tek ilmeğe düşürdüm. Bakın baştan başladık kesmeye, sonda bitirdik. İlmeklerimizde şurada 4 tane ajurum oluştu. Kenar ilmeğimizi de kenarda 2 ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 5 ters olarak devam edelim. 2 düz, 5 ters ilmekle devam ediyorum.
2 düz ilmek ördüm kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma falan olmayacak. Bu şekilde devam edecek. Şöyle bir kez kurduk. Modeli bir kez daha kuralım hemen arkadaşlar. Kenar ilmeği birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. 2 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bakın şu 5 düze geldiğimde önce bir doladım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra 3 düz ilmek örelim. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek. 1 dolayalım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Diğer kalan 3 düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Kenarda 2 ters ilmeğim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde modeli kurmaya başladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtiğimizde arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmekleri gördüğümüz gibi bakın 2 düz 5 ters 1 2 3 4 bu ajurlu ilmeğimden 5 ilmek ters ördüm. 2 düz 5 ters. İki düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeğimiz var. Yine ters örüyoruz. Daha sonra bakın şu ajurlu ilmeğimi önce örüyorum bir kez düz olarak. Daha sonra bir doluyorum. Kesme işlemi yaptığımız ilmeğe geldik. Yine arkasındakini alarak burada bir kesme işlemi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm ilmeğimi. Arkasındaki 2 düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İkinci sıra ön yüzünde böyle devam ediyoruz. Pardon, üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, 5 ters ilmekle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimiz var. 2 ters ördüm. Önce 1 düz, 2 düz ördüm. 2 düz ilmek ördüm. Şu kestiğim ilmeğe geldim. 1 doladım. Dolamayı unutmayalım. Önce bir dolama yapıyoruz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek tek ilmeğe düşürüyoruz burada. Bir düz ilmeğim kaldı hemen arkasında. Onu da yine düz olarak ördüm. Arada 2 ters ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sırayı tamamladık bu şekilde. Altıncı sıra
arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi. 2 düz, 5 ters örerek devam ediyoruz. İki düz, beş ters. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. 1 düz, 2 düz, 3 düz ilmek ördüm. Daha sonrasında bir kez doladım. Şu şekilde kalan 2 düz ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Bakın, sıranın başında başlamıştık. Şu 5 düz ilmeğin başında başladık. Sonuna kadar keserek yürüttük. 4 tane ajurumuz oldu burada. 1, 2, 3, 4 ilmek ajurumuz oldu. Bu şekilde modelimizi de tamamlıyoruz. 2 ters ilmek, 3 ilmek düz örelim. 3 düzümüzü ördük. 1 doladık. Burada bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeği de kestim. Kenarda 2 ters ilmeğimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Son sıramız 8. sıra, arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 düz ilmek, 5 ters ilmek olarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel, gösterişli ve kolay bir model. Yani yeni öğrenenlerin bile şöyle elimi takip ederek modeli yapmaları gayet kolay. Kenar ilmeğimi de ördüm. Son sıramızı da tamamladık. Bakın model böyle devam ediyor. Modelde dediğim gibi kaydırma yok. Şu şekilde devam edeceğiz. Ben şöyle iki model üzerine anlatmıştım. Bir de şöyle modelin birkaç model üzerine, yani kurduğum bir parça var. Onu göstereyim. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Şöyle hazır lastik uygulamıştım. Bunda da, bu diğer parçamda da hazır lastik yaptım. Bu lastiğin yapımı da kanalımda var. İsterseniz yorumlar kısmına linkini bırakabilirim. Evet, şunu kenara bırakıyorum hemen. Bu modelimizi de bakın şöyle, yani 5 model üzerinden başladım bu parçayı da. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Kenar ilmeklerimiz de böyle. Bu lastiğe de gayet güzel oldu. Bu lastik de her türlü örgüye güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle bırakayım. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.